ilgililere bu eksikliklerin tamamlanması için biz 3 aydan fazla olmamak üzere ek süre veriyoruz. Bu ilgililer bu 3 ayın ek sürenin sonunda da icraatlarını tamamlamazlarsa siz de bunları gayet faal olarak kaydediyoruz. Eğitime ilişkin bildirimlerin değerlendirilmesi sonucunda yapılan tebligata karşılık temel tarihinden itibaren 15 gün içinde bildiriler kuruma itiraz edebilirler. İtirazlar kurumda başkan yardımcısı ve başkanlığı oluşturan 3 kişilik komisyon tarafından değerlendirilecek. Peki sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında ne gibi idari tedbirler uygulanacak? Burada sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerin denetim faaliyetleri durdurulacak ve yetki durumları gayri faal olarak kaydedilecek. Bu kişiler yetki durumları tekrar faal duruma gelene kadar bağımsız denetim faaliyetlerini denetçi unvanıyla görev alamazlar. Bu süre içerisinde refakatinde de uygulamalı meslek eğitim faaliyeti yapılamaz. Yetki durumları gayri faal olan denetçilere tekrar faal hale gelebilmeleri için koruma başvuru yaparak eksik olan eğitim kredisini tamamladığını tespit etme zorunluluğu var. Ayrıca kurul tarafından yetkilendirildiği tarihi takip eden takvim uygulamanın sonuna kadar tescil edilmeyen, yani harç ve ücretleri yatırmak suretiyle bize başvurup tescil edilmeyen ve bağımsız denetçi siciline kaydedilmeyen bağımsız denetçiler de daha sonra başvurmaları halinde sicile gayri faal konumuna kaydedilirler. Bunlar sonrasında gerekli kredileri tamamlamaların koşuluyla sicilde aktif hale gelirler. Burada mücbir sebepler de gündeme geliyor. Kişiler mesela belki yapmış oldukları eğitim hükümetlerini bildirimde bazı sıkıntılar yaşayabilirler. Yönetmenin 45. maddesinde bizim bağımsız denetim yönetmeliğimizin 45. maddesinde biz mücbir sebep hallerine sıraladık. Buradaki mücbir sebep halleri burada da geçerli. Yani yangın, deprem, sel felaketi gibi afetler ve benzeri hallerde mücbir sebepler ortaya çıkar. Mücbir sebepler nedeniyle eğitim yükümlülüğünü yerine getirmeyen denetçilere kurum tarafından uygun bir süre verilir ve bu süre içerisinde eğitim yükümlülüğünün tamamlanması istenir. Burada denetim kuruluşlarının da bir yükümlülüğü var. Denetim kuruluşları, denetim kadrosunda yer alan denetçilerin eğitim yükümlülüğünü yerine getirip getirmediklerini takip etmek zorundalar. Denetim faaliyetleri durdurulan denetçilerin denetim ekiplerinde yer almasından denetçiyle birlikte denetim kuruluşta sorumlu olmaktadır. Nitekim bir geçiş hükmümüzde de 1-1-2017 tarihinden önce sicile kaydedilmiş olan denetçilerin eğitim yükümlülüğünün 1-1-2018 tarihinden itibaren başlayacağını belirtiyoruz. Biraz kısa oldu, süremiz az olduğu için ben slide'ı epey kısaltmak zorunda kaldım.